Köylüleri silahlandıran sersem oğlun nerede? İhtiyar bulak, konuşsana! Bilmiyorum. Ben seni söyletmesini bilirim, bunak ihtiyar! Kızın mı bu? Anlaşıldı, anlaşıldı. Oğlun olacak o budalanın yerini söylemek istemiyorsun. Budalalar! Bu topraklarda oturmanıza müsaade etmemiz sizin için lütfumuzdur. Bunları anlayabiliyor musun, ha? Alçaklar, kaldırın! Abiciğim! Yoksa bırak. Gene geleceğiz. Bir daha gelişimizde buraları terk etmiş olursanız daha iyi edersiniz. Abi. Abiciğim. 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 İntikamını alacağım baba. Thank you.
Demek dağa çıkan altı kişiden biri sensin. Öbür arkadaşların nerede? Söylemeyecek misin? Demek söyleyecek sözün de yok. Seni konuşturmasını bilirim ben. Müfterçisi getirin. Arkadaşlarının nerede olduğunu söylemezsen bunların hepsini uçurumdan aşağı attıracağım. İçinizde ilk olarak ölmeye gönüllü yok mu? Merhamet et. Hayır, hayır, ölmek istemiyorum ben. Bırakın gideyim. İki çocuğum var. Evde yapayalnızlar. Onlar olmasaydı seve seve ölürdüm. Size yemin ediyorum seve seve ölürdüm. Söyle, çocuğunu emziren ana öldürülür mü? Bu yalvarmalara dayanabilecek misin? Bu ananın ölümüne... Bir insan kalbi, bir ananın ıstırabı karşısında taş kalabilir mi? Sus, dur, sus, dur, diye. Şimdi sıra kimde? Bu senin çocuğun. Evet. Ben seve seve ölmeye razıyım. Çocuğumun hayatını bana bağışlayın. Hem sen öleceksin, hem de oğlun. Ayrıca oğlunun ölümüne seyirci de olacaksın. Söylemeyecek misin? Aleko! Gel bakayım Melah. Hala susacak mısın? Bunları yanına bırakmayacaklar Gregorias. Bugün 7 kişi çıktı daha. Yarın 70 olacak. 100 olacak. Geberdi. Geçmiş olsun. Ayıldı. Nasıl oldun arkadaşım? Teşekkür ederim. Denizde bulduk sizi, baygındın. İstersen biraz dinlen, sonra her şeyi anlatırsın. Arkadaşımla dağa çıktım. Onlar bizden çok kuvvetli ve silahça üstündüler. Yakaladılar beni. Kampa sürdüler. Oradan da kaçtım. Sonrasını biliyorsunuz. Kıbrıslı olduğunu tahmin etmiştim. Orada olanları bütün Türkler biliyor.
Ben de senin kadar kinliyim onlara. İlk fırsatta köyüme döneceğim. Yeni arkadaşlar bulup dağa çıkacağım. Beni de aranıza alırsanız sevinirim. Sen? Evet, ben. Hem de seve seve. Belki Antalya'da başka arkadaşlar da buluruz. Gönüllü. Gönüllü mü? Bulabilir miyiz? Bizimle beraber dövüşmek isteyen insanlar var mı acaba? Tahmin ederim. Nasıl? Antalya'ya iner inmez bu işi kovalarız. Şöyle yüreği sağlam 6-7 kişi bulsam bizim köyü ve çevresini Rumlara karşı koruyabilirim. Belki daha da çok. Sen laftan anlamaz mısın Ali Osman? Kaç defa söyledik bu pazara gelme diye. Niyetin nedir Ali Osman? Kötülük çıkarmak istiyorsan o başka. Be kardeşim. Ben malımı burada satmayayım da nerede satayım? Ne istiyorsunuz benden? Ne istediğimizi bilirsin. Fazla uzatma. Çekilin önümden. Ben malımı istediğim yerde satarım. Hadi erkeksen sür arabanı. Ne duruyorsun hadi? Hey arkadaşlar, bana yardım edecek kimse yok mu? Malımı satamazsam çocuklarıma nasıl bakarım ben? Ben varım baba. Bela arıyorlar. Hesaplarını görelim. Sizin işiniz yok mu arkadaş? Tanıyor musun? İlk defa görüyorum. Merhaba. Merhaba. Sizinle çok önemli bir mesele konuşmak istiyorum. Buyurun. Burada olmaz. Başka bir yere gidelim. Olur. Öyleyse 3 kişi olduk arkadaşlar. Bize yapmadıkları zulüm kalmadı. Çocukları bile boğazladılar. Rumların canavarlıkları anlatılmayacak kadar iğrenç ve korkunç. Bu durumda bizlere yaşama hakkı kalmadı. Rüstem olmasaydı şimdi hayatta olmayacaktım. Yaşamamı onlara borçluyum. Pis domuzlar. Allah onları kahretsin. Şimdilik 3 kişiyiz. Birkaç kişi daha bulmalı.
Benim tanıdığım bir kişi var. Merhaba Kadri. Nerelerdesin Rüstem Reis? Öldük mü kaldık mı sormadın? Yok be Kadir, sadece iş. Çalışmaktan fırsat bulamıyorum. İşte size bahsettiğim Kadir bu çocuklar. Bunlar da yeni arkadaşlarım. Orhan, Halil. Merhaba. Merhaba. Seninle bir şey konuşacaktık. Hayrola Reis? Dövüşecek gönüllü insana ihtiyacımız var. Neden ve kim için? Kıbrıs için. Bir köyün muhafazası için. Bakıyorum çok macera perestsin. Rüstem Reis anlattı. Bir kavgada 10 kişinin hakkından gelmişsin. Tehlikeli işlerden hoşlanırmışsın. Eskiden de o. Daha geçenlerde bir kadına sarkıntılık eden 4 serserinin pestilini çıkarttı. Onların hepsi yalan. Çok garip adamsın. Evet, öyleyim. Hakkım var. Teklifimize cevap vermedin. Gelecek misin bizimle? Canım sıkılıyordu zaten, oyalanmış olurum. Supi, sen misin? Merhaba. Merhaba. Yabancı mı var? Hayır, gir. Kız kardeşim. Merhaba. Bu da arkadaşım Halil. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bugün meyhanede bir şeyden bahsediyorlardı. Evet, duyduğun gibi. İşi Halil idare ediyor. Korkusuz, gözü pek, iyi silah kullanan insanlara ihtiyacımız var. Pekala. Ne zaman başlıyoruz ona haber verin. Hasta mısın Subi? Yok, bir şeyim yok. Çıkıp bir şeyler yiyelim. Ha ha ha!
Sen içmiyor musun? Hayır. Biraz eğleniriz onunla. Herhalde garsondan içki yerine süt isteyecek. Aynı zamanda hassas da yavuracak. Şuna bak be. Şuna önüne bak ya. Karanfili sevsinler. Havayı hiç beğenmiyorum. Gittikçe bozuluyor. Ulan ne bakıyorsun züppe? Hı? Bana mı söylediniz? Ya, ya, nasıl da anladın? Sizi terbiyeye davet ederim. Yerinize efendi efendi oturun. Efendiye bakın çocuklar. Şu züppenin efendiliğine bakın. Genci dövmek için bahane arıyorlar. Ben bozuluyorum bu işe. Efendi ya. Dur, bekle. Şu mahallebi çocuğuna bak. Beyler, siz namuslu namuslu oturamaz mısınız? Etrafınızdan ne istiyorsunuz? Duydunuz mu? Bakın şu züppeye. Namuslu namuslu oturun diyor. Bu genç bizim işimize yarar. Aha. Hı-hı. Garson, baksana. Emret abi. Şu gence benden bir içki verin. Baş üstüne. Kıbrıs'a gönüllü aradığınızı söylediler de. Sen talebe misin? Evet, üniversitede okuyorum. Adam falan aradığımız yok bizim. İnsan seni saydığı için, seninle birlikte dövüşmekten gurur duyacağı için sana başvuruyor. Yalancısın sen, yalancısın. Hem yalancısın hem de korkaksın. Çok genç ve hassas. Kıbrıs genç ve hassas delikanlıların cesetleriyle dolu. Hava bulanacak galiba. Yassı Bekir Mahmud'un yanına gidiyor. Kürt Mahmud ne yapmış ona? Bekir hakkında bir takım laflar etmiş de ondan. Yavrum. Mahmud, Kürt Mahmud. Başını kaldır da yüzüme bak. Hakkımda ileri geri laflar etmişsin. Saçma. İtiraf et, söyledin değil mi? Saçma, söylemedim dedim. Ulan Kürt, yoksa itiraf etmekten korkuyor musun? Korkuyorsun ha, korktuğunu söylesene. Çek git. Hadi söyle. Çek git başımdan.
Konuş. Sen hem budala hem korkaksın. Tövbe tövbe Resulallah. Ayağa kalk, hesaplaşacağız. Kalk yoksa pişman olursun. Hadi kalk. Kalk, karşıma dikil, haberin olsun, mıhlayacağım seni. Şimdi görürsün. Dur. Mahmud Efendi. Söyle. Seninle konuşacağım. Ne hakkında? Talih yaver gitti mi? Bir adam buldum. Bundan iyisi can sağlığı. Bunun gibi soğukkanlı birini hayatımda görmedim. Yalnız ne var ki adam öldürmekten de kavgadan da nefret ediyor. Peki ama teklifini nasıl oldu da kabul etti? Çok esrarengiz bir adam. Çok iyi de bıçak kullanıyor. İsteseydi hasmını kalbinden vurabilirdi. Bu işe atılanların kavgadan hoşlanmaması hayret. Bu işe atılanlar aynı hamurdan olmaz. Kimisi ölüm düşünür, kimisi sadece tehlikeden hoşlanır. Yarın gece yola çıkıyoruz. Rüstem Reis'in motoru şeytan kayalıklarında demir atmış bizi bekleyecek. Diğerleri? Yarın akşamüstü saat 5'te Aspendos'ta buluşacağız. Sizi orada bekleyeceğim. Yarın Aspendos'ta. Aspendos'ta. Yok. Thank you.
Evvel burada olacaklardı. Neden geciktiler acaba? Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Takip mi ediyordun yoksa? Yok. Ne yapacağız şimdi bunu? Yanımıza alalım, maksadını bilmiyoruz. Başımıza dert olmasın. Yanımıza almazsak daha büyük dert açarız. Sen ne dersin Konyakçı? Benim için fark etmez. Bırakın beni. Size kötülük yapmayı düşünmedim. Bizimle yürü. Thank you.
Gelenler var. Onlar olacak. Aramızda kadının ne işi var? Hayatta tek varlığım o. Ayağımıza köstek olacak. Annemizi 5 yaşında kaybettik. Babamı hiç hatırlamam zaten. Onu hiçbir zaman yanımdan ayırmadım. Yıllardır benimle denizlerde dolaştı. Denizin hırçınlığına, fırtınaya, mücadeleye alışıktır o. Bir erkek gibi. Bir Türk kızıyım ben. Sizin taşıdığınız hislerle ben de doluyum. Ayağınıza köstek olacağımı düşünmeniz yanlış. Bir Türk kızı için haksız bir hüküm bu. Her şey hazır mı? Evet, her şey. O halde ne bekliyoruz? Motoru işlet, hareket ediyoruz. Rotamız Kıbrıs. Adamın biriyim ben. Hiç olmazsa hayatta bir işe yarayalım. İnsanın inandığı bir gaye uğruna çarpışması, hatta ölmesi az bahtiyarlık mıdır? Öyle. Seni Kıbrıs'ta öldü biliyorlardır değil mi? Öyle sanıyorum. Karşılarında görünce pek şaşıracaklar. Seni anlamıyorum. Neden bu işe atıldın? Ben mi? Hiç. Bilmiyorum. Ya sen? Pek garip adamsın. Artık denizin ortasındayız. İstersen kaç. Onların konuşmalarını dinledim. Maksadınızı öğrendim. Ne olmuş öğrendinse? Niyetini söyle. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Biz ölüme gidiyoruz. Ben ölüyüm zaten. Beni de alın aranıza.
Git biraz istirahat et, epey yorulacaksın. Rüstem Reis, Rüstem Reis! Ne var? Ne oluyor? Motorda kaçak bir yolcu var. Nasıl girdin buraya? Gece girdim, gizlice. Görülmemiş derecede inatçı. Isındın mı? Şimdi biraz daha iyiyim. Bu iş sana göre değil. Ölmek var bu işin içinde. O halde ben de ölürüm. Yoluyla 3 saat sürer. Köye giden en emin yol orası. Çıkacağımız yer neresi? Yarın öğleye doğru köyde oluruz. Dağılalım arkadaşlar. Thank you.
masum. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Hayır, hayır. Ben masumum. Atmayın beni. Sakin ol. Ne oluyorsun? Hiçbir şey yok. Bir rüyaydı. Kötü bir rüya. Kardeşim benim. Canım abi. Arkadaşlarım. Thank you.
tarafta mı gelirler? Hayır, her tarafta. Senin çocuğun var mı? Yok. Ya senin baban? Vurdular. İşte şimdi aramızda bulunan ana yurtlu arkadaşlarım hayatlarını davamıza, Kıbrıs'ımızın korunmasına adamışlardır. Kara sakallı ve kara cübbeli Makaryos'un Türk halkına karşı giriştiği katliam hareketlerini durduracaklardır. Köyümüzün ve topraklarımızın savunmasını Palikarya sürülerine karşı bizimle beraber yapacaklardır. Ana yurtlu kardeşlerimizin aramızda bulunması maneviyatımızı yükseltti. Kendimize olan güvenimizi arttırdı. Buraya gelirken terk edilmiş köylere, harabeye dönmüş evlere rastladık. Terk edilmiş köylerden birinde kalbi vatan aşkıyla çarpan en genç kardeşimizi kaybettik. Kahpece vurdular onu. Onun ve Kıbrıs topraklarında şehit düşen kardeşlerimizin intikamını alacağız. Buraya gelmeden önce bütün arkadaşlar yemin ettik. Mukaddesatımız üzerine and içtik. Belki hepimiz öleceğiz. Ama namusumuza, şerefimize, mukaddesatımıza leke kondurmayacağız. Uyuyamadım. Hava ne güzel değil mi? Öyle ama ne olacağı bilinmez. Gece gelirler mi? Belli olmaz. Burada mı doğdun sen? Evet. Burada doğdum. Bu topraklarda büyüdüm hür olarak. Bu topraklarda çalıştım. Irmaklarında yıkandım. Şimdi bu tarlalarda ot bile bitmiyor. Irmakların rengi değişti. Gülen yüzler ağlıyorlar artık. Kaybettikleri için ağlıyorlar. Kıpkırmızı gözlerinde ıstırap okunuyor. Ama bunun yanında pırıl pırıl parlayan şeyler de var. İmanları, inançları, bir avuç toprak için çarpan çelik gibi yürekleri var onların. Gelmemeliydim buraya. Yarına çıkacağımız belli değil. İnsan bir defa ölür Halil. Ben canımı yavru vatan için seve seve vermeye hazırım. Siz ikiniz burada kalın. Thank you.
Sizleri aramızda görünce maneviyatımız yükseldi. Kaybolan neşemizi iade ettiniz bize. Yüzünüzde mert bir ifade okunuyor. Hayatımın akışını öğrendiğiniz zaman hakkımda aynı hisleri duyacağınızı zannetmiyorum. Evet, evet doğru söylüyorum. İnanın bana. Ben bir kaçağım, kaçak, hapishane kaçağıyım, anlıyor musunuz? Köyünüze gelişim bir tesadüf eseri oldu. Ama istemeseydiniz aralarında olmazdınız. Evet, aralarına katılmam için beni zorlayan olmadı. O halde bizler için dövüşmekten gurur duyduğunuzu gizlemiyorsunuz. Evet. Arkadaşlarınız sizin cesaretinizden bahsediyorlardı. Ya. Ölüme metelik vermediğinizi söylüyorlardı. Öyle mi? Türkiye'de aileniz sizi merak etmez mi? Ailem yok benim. Annemi ve babamı çok küçükken kaybettim. Benim de yaşlı anamdan başka hayatta kimsem yok. Ne oldu? Ali Rum öncülerini gördüğünü söylemiş. Bizimkiler onlara bakmaya gittiler. Silah sesleri onlardan geldi galiba. Geliyorlar. Öncüleri. Rumlar geçide doğru ilerliyorlarmış. Kıstırabilirsek hepsini temizleriz. Arkadaşlar, bu bizim ilk büyük vazifemiz. 9 kişi gidiyoruz. 9 kişi dönmeye gayret edelim. Fark etmez. Duydun mu Risto? Duydun.
duydunuz mu? Kafana sıkıştırılmışız. Bu üçkeklik böyle söylüyor. Yoksa dört mü? Beş kişi. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz kişi. Tepem atmadan silahlarınızı bırakın. Aksi halde sizi de bütün köy halkını da düşman ederim. Mareko, arkadaşlara söyle bir kısmı geçitten geçip yukarı çıksınlar. Diğerleri de arkadan dolaşıp sıkıştırsınlar. Yedi sekiz kişi kaybettik. Allah kahretsin. Toplanın, çekileceğiz. Tamam mıyız arkadaşlar? İnşallah. Altı kişi. Üç de biz. Dokuz ettik. Tamamız. Çok adam kaybettik. Bunu ödetecek kadar adamımız kalmıştır herhalde. Aneko, bize gelecek erzak kafilesinden ne haber? Yarın yola çıkıyor. İşte o zaman Türklerin hali dumandır. Köyün aç kalması için dışarıyla irtibatı keselim. Bravo Aneko. Böylece köy kendiliğinden elimize düşmüş olacak. Bir tek fert bırakmayacağız. Geberteceğiz hepsini. Onların hepsini geberteceğiz. Küçüktüm. Bugünkü gibi hatırlarım. Meydana yüzlerce insan dolmuştu. Birisinin ölümünü seyretmeye gelen yüzlerce insan. Adamı sehpaya doğru götürüyorlardı. Sapsarıydı. Ben öldürmedim diye bağırıyor, haykırıyordu. Boynuna ipi geçirdikleri zaman
O hala ben masumum diyordu. Ben masumum. Sonra? Astılar onu. Çatır çatır astılar. Seneler sonra aynı hadise benim başıma gelebilirdi. Yağlı ilmik benim boynuma geçebilirdi. Ama asamadılar beni. Asamayacaklar. Ölürsem başka türlü öleceğim. Asılarak değil. Suçun neydi? Katil diyorlardı bana. Karımı öldürdüğümü söylüyorlardı. Sen mi öldürdün? Hayır, hayır. Ama ben de haykırsaydım, yalvarsaydım masumum diye, inanmayacaklar, beni de asacaklardı. Yüzlerce insan beni de seyredecekti. Tıpkı o adam gibi. Bizimkiler nerede kaldı acaba? Öyle merak ediyorum. Neyi? Ana vatanı hiç görmedim. Ana vatan, Türkiye. Bir gün görürsün herhalde. Ne zaman? Hele bir mücadelemizi kazanalım. Çok güzel günler bekliyor sizleri. Sizi? Beni mi? Siz diğerlerine haber verin, kaleye doğru çekilsinler. Kaçmalarına siz fırsat verdiniz, değil mi? Peki, söyleyin, nereye gittiler? Öbür arkadaşlarınız nerede? Pekala, ben sizi bülbül gibi söyletmesini bilirim. Risto! Ne dersin Risto? Bunların dilini çözmek için ne tavsiye edersin? O adamların nereye gittiğini söyleyin çabuk! Merhamet yapmayın! Onun yerine beni atın! Onların nereye gittiklerini sen biliyor musun? Hayır! Hiçbir şey bilmiyorum. Yalvarırım yapmayın. Gittikleri yeri söyle. Onun hayatını bağışlayayım. Tercih et. Ya o, ya adamlar. Söyledim Sevda. Karımı ben öldürdüm.
Eğer 10 dakika içinde bildiklerini söylemezsen ona astıracağım. Silahların bir kısmını alıp köye gidiyoruz. Siz de arabalarla köyün etrafını çevirin. Thank you.
Geliyorlar. Temizledim. Thank you.
Bir şey yok ya. Tamam mıyız? Kupayı kaybettik. Üç oldu. İhtiyarlarla çocukları toplayıp kaleye götürelim. Peki. Ben diğerlerine haber vereyim. Olur. Thank you.
O benim payım. Gregorius! Acele edelim. Kanımızın son damlasına kadar koruyacağız kaleyi. Thank you.